Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yüzüm nasıl boyanır, ne tür teknikler uygulanır ve boya karışımları nasıl yapılır onları göstereceğim. Ama öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, yüzüm boyama için kullanacağımız renkler bu şekilde paletime koymuş oldum. Gördüğünüz gibi yeşil yüzüm için gerekli olan renklerimiz bunlardır. Yeşil, kahve, sarı, beyaz ve kırmızı. Bunları uygulayarak yeşil üzümlerimizi boyayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada da yine aynı şekilde size daha önceki videolarımda da anlattığım gibi alt taban renginden başlayacağız ve yeşil üzümlerimizi boyayacağız. Bunun için ince bir fırça kullanıyoruz. Boya karışımlarımızı yapmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar, alt taban rengi için yine kahve ve yeşil alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi biraz fazlaca alayım çünkü üzümlerimiz epey fazla. Yeşili biraz daha fazla alabiliriz. Şimdi arkadaşlar, İnce fırçamızı alıyoruz. Yine çok fazla suya bandırmıyoruz. Burada yeşil olacak üzümlerimize arkadaşlar alt taban renklerini boyuyoruz. Evet arkadaşlar, yeşil üzümlerimiz de bitti. Şimdi bu noktada detay fırçamıza geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü üzümler küçük olduğu için burada çok kalın fırçayla hareket edemeyiz. Sıfır numaralı bir detay fırçamızla arkadaşlar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi yukarı doğru çıkarak rengimizi açacağız. Şimdi sarı rengi alıyorum. Çok hafif bir yeşil uyguluyorum arkadaşlar. Çok hafif bir yeşil. Çok hafif de bir kahve alıyoruz. Şimdi detaylara giriyoruz. Detay fırçamızı da alıyoruz. Çok fazla su kullanmadan arkadaşlar, şimdi hafif hafif detaylandırıyoruz. Böyle üstünden geçiyoruz. Gölgelik olan kısımlar var. Oraları da birazdan geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi hafif bir ışık tonu uygulamış olduk ama bir sonraki aşama arkadaşlar gölgeliği vereceğiz. Şimdi gölgeliği verirken aynı zamanda bu ışık olan kısımla da biraz kaynaştırmış olacağız. Bunun için kahve tonu arkadaşlar, kahve tonuyla kırmızı tonunu karıştırıyorum. Buna biraz da sarı uygulayacağım. Tamam. Şimdi arkadaşlar, detay fırçamızı tekrar alıyoruz. Suya bir iyice yediriyoruz her tarafına eşit gelecek şekilde. Şimdi arkadaşlar, şimdi belli başlı yerlerde gölgelik var. Oralara böyle üzüm hiçbir zaman
tam anlamıyla böyle çok açık bir tonda görünmez. Evet arkadaşlar, şimdi biraz gölgelik uygulamış olduk. Tabii ki daha çok işin başındayız. Şimdi arkadaşlar sarı rengi alıyorum. Hafif bir beyaz uyguluyorum. Çok hafif. Ve biraz yeşil. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şu tonumuza daha çok beyaz uyguluyoruz. Bayağı bir açmış olduk rengini. Şimdi burada ışık gelen yerlere şöyle hafif hafif dokunduruyorum sadece. Arkadaşlar şimdi ise sadece sarı rengi kullanıyoruz. Arkadaşlar biraz da beyaz alıyoruz. Şimdi ise diğer fırçamızı alıyoruz. Bu detay fırçasıyla çünkü biraz hafif şeyler yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar kaynaştırma işlemi yapıyoruz. Hafif bir kahve tonu alıp tekrardan şuradan biraz da yeşil alıp evet arkadaşlar, şimdi daha henüz işimiz bitmedi. Gördüğünüz gibi kahve tonuyla buradaki yeşille beyazı karıştırdığım ve sarı da uyguladığım boyayla hafif böyle kaynaştırarak bir kahve tonunu, bir bunu kullanarak farkındaysanız böyle bir sarılık da var, yeşillik de var, kahve tonu da var. Ama tabii ki henüz tam ışık vermiş olmadık. Şimdi arkadaşlar yine detay fırçamı alıyorum. Şimdi son aşamaya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi çok da hızlı oldu. Yani çok da uzun süre gerekmedi. Şimdi beyazı alıyoruz arkadaşlar. Çok hafif. Çok hafif bir sarı. Çok hafif. Çok da fazla boyaya batırmıyorum. Hiçbir boya almadan kaynaştırıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sadece beyaz alıyoruz. Sadece beyaz alarak şöyle hafif bir ışık veriyoruz.
arkadaşlar. Şimdi yeşil üzümden sonra mor üzümlere geçeceğiz. Bunun için de arkadaşlar mor rengi elde etmek için mavi ile kırmızıyı karıştırıyoruz. Arkadaşlar mor üzüm yapmak yeşil üzüme nazaran daha kolay. Siz de göreceksiniz. Evet. Koyu bir mor rengimiz var şimdi. Yine alt taban renginden başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi mor rengimizi arkadaşlar şöyle kırmızı rengi alıyoruz. Şuradaki mor renginden biraz katarak kırmızı tonu daha ağır basacak. Daha ağır basacak şekilde şöyle biraz üstüne uyguluyorum. Evet arkadaşlar şimdi ise şuradaki mor rengimize beyaz katıyoruz. Evet. Şimdi hafif şöyle kırmızı tonumuzla karışık olan morla birlikte arkadaşlar kaynaştırıyoruz. Evet arkadaşlar burada şimdi biraz daha beyaz alıyoruz. Bayağı beyaza dönük bir mor rengimiz olmalı. Evet arkadaşlar şimdi ise biraz daha şu kırmızı alıp şöyle biraz üstünden geçiyoruz. Çok hafif. Evet arkadaşlar şimdi sadece beyaz alıp çok hafif bir mor tonu altında olacak şekilde ışığımızı veriyoruz. Evet şimdi yine az önce yaptığımız işlemi yapıyoruz. Yine biraz kırmızıyla. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mor renk üzümlerimiz ortaya çıkmış oldu. Biraz daha ışık verebiliriz. Belli başlı noktalara sırf beyaz kullanarak bu sefer hiçbir renk katmadan yapmış oldum. Evet arkadaşlar resmimiz bitmiş oldu. Biraz güzelleştirmek adına da üzüm saplarını yapalım.
Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu videoda sizlerle yeşil üzüm ve mor üzüm nasıl boyanır onları göstermiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.